huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bize çokça gelen sorulardan birini size yöneltmek istiyorum. Şimdi çok kimse dua ediyor. Bir takım istekleri var. Allahü Teala'ya yalvarıyor işte. Diyor ki evi yoksa evi istiyor. Efendim, çocuğu yoksa çocuk istiyor, iş istiyor, sağlık istiyor, sıhhat istiyor falan filan birçok şey. Fakat bunlara da kavuşamadığını söylüyor insanlar. Bunu istedik ama kavuşamadık. Peki yani insanın yapmış olduğu dualar kabul olmaz mı? Veya her yapılan dua hemen karşılık bulmaz mı? Niye bu tür şikayeti hepimiz yapıyoruz çünkü aynı şikayeti? Beni bir tanıdığım bir gün geldi, ya dedi, böyle dedi, hani dedi, tamam dedi, yani Allah-u Teala'dan istiyoruz ama dedi, bizim gibi adamların dedi, duası kabul olmuyor falan filan. Dedim, sen Allah-u Teala'dan istekte bulunuyorsun değil mi dedim. Evet. Allah-u Teala senin istediklerini vermiyor. Evet, aynen öyle dedi. Peki dedim, Allah-u Teala isteklerini yerine getiriyor musun? Anlamadım dedi. Ben bildiğim kadarıyla ben sen namaz kılarken görmedim dedim. Allah-u Teala günde 5 vakit namaz kılmamızı emrediyor Müslümansak. Ben seni görmedim dedim. Ondan sonra gözüne kulağına dedim hakim değilsin. Harama bakıyorsun, haram şeyler dinliyorsun. Allah-u Teala bunları yapmamanı istiyor senden. Oruçta da işte midem böyleydi, ülserim vardı, işte neyim vardı, bilmem neyim vardı. O zaman çıkıyor piyasaya. Genellikle bütün hastalıklar çıkıyor. Böyle diyorsun, yani Allah-u Teala'nın o isteğini de yapmıyorsun. Sonra kalkıyorsun diyorsun ki Allah-u Teala benim isteklerimi yerine getirmiyor. Ya Allah-u Teala senin emirin mi? Cenab-ı Hak her şeye, her nimet vermiş. Seni insan yaratmış, emirleriyle muhatap kılmış. Sen Allah-u Teala'nın isteklerini yerine getirmiyorsun. Sonra da ya Rabbi bana şunları ver diyorsun. Utanmıyor musun o zaman dedim. Dondu kaldı, diyecek bir şey diyemedi. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler de diyecekler ki ya sen bize mi söylüyorsun bunu falan. Yok, genelde hepimiz için bu. Oturup hani eğri oturup doğru konuşmak lazım deniyor ya. Biz Rabbimizin isteklerinin hangisini yerine getirdik ki Rabbimizden bir talep ettiğimiz zaman Rabbim benim isteklerimi yerine getirmedi diyorsun. Yani din büyükleri böyle bazen nasihat derken celallenmişler. Evladım diyor, Allah-u Teala ne vermedi ki diyor. Hani mesela Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin talebelerine bazen celalli bir şekilde Allah-u Teala bir kuluna iman verdi, ne vermedi? İman verdiyse ne vermedi? İman vermediyse ne verdi? Evet. Sık sık tekrar ettikleri bir şey var. Müslümansın, imansın ama imanın gereğini yerine getirmiyorsun. Sonra da Cenab-ı Hak'tan talepte bulunuyorsun. İyi olur mu ya? İnsanlar arasında bile olmaz böyle bir şey. Değil mi? Yani. Ben ömrümde hiç sen hastalanmışsın, ondan sonra ne bileyim ben yakınlarından birisini kaybetmişim, ben seni aramamışım, ne bileyim çoluğunu çocuğunu aynı şekilde çeşitli şekillerde düğünü olmuş, sünnet olmuş, görmemişim, etmemişim falan sonra Mustafa Bey ben seni çok özledim ya, biliyorum ben seni ne kadar çok seviyorum. Yalan. Küllüm yalan. İşte benim böyle bir ihtiyacım var, işte kapına geldim falan filan. Yalan. Ya bari eş olmazsa orada mertçe davran. Arkadaş ben seni aramadım etmedim. Benim böyle bir ihtiyacım var. Kapına geldim ama yüzüm de yok. İster yap ister yapma. Yani. Yüzüm de yok. Hiç olmazsa mert ol bari. Ya Allah-u Teala'dan talep ederken, elini açarken utan bari. Ya Rabbi senin emirlerini ben yerine getiremiyorum. Önce bu emirleri yerine getirmem için bana güç kuvvet ver diye öyle bir talepte bulunsana. Habire dünyalık şey istiyoruz falan. Önce onu bir aynı şekilde yerine getirmemiz gerekir. Şimdi evliyanın büyüklerinden Rabia Adviye Hazretleri var. Hanım evliyadandır bu zat. Adamın birinin dua ederken ya Rabbi bana rahmet kapısını aç diye böyle yalvardığını duymuş. Mübarek işitince dönmüş. Ey cahil buyuruyor. Allah-u Teala rahmet kapısı şimdiye kadar kapalı mı idi de şimdi açılmasını istiyorsun. Ahmak diyor, zaten açık o kapı. Sen diyor kendi şeyini aç, kapını aç. Senin kapın. Rahmetin çıkış kapısı her zaman açıksa da giriş kapısı olan kalpler herkes de açık değildir. Bunun açılması için de D'sini kaldıralım. Bunun açılması için öncelikle dua etmek lazım. Biz dünyalık için ediyoruz. Ondan sonra işte duamız kabul olmadı. Önce bunun için et. Önce eğer ibadet yapamıyorsan, haramlardan sakınamıyorsan önce bunun için Allah-u Teala'ya yalvar. Bunu talep et. Mesela geliyor işte oğlum şurasını kazansın, kızım şöyle yapsın falan filan. Peki oğlun kızın namaz kılıyor mu? Geliyor mesela sizden dua istiyor. Edeyim, tamam mümkün edecek arkadaş da istediğin şeyler habire böyle. Şey zamanları mesela TGRTFM'de şahit oluyoruz. Bu üniversite imtihanları, ondan sonra lise imtihanlarında falan telefon açıp da işte efendim dinleyicilerden de izleyenlerden de bir dua isteseniz falan. Ne için? Çocuk üniversiteyi kazansın. Çocuk bilmem ne lisesini kazansın. Çocuğun senin namaz kılıyor mu? Bunun için hiç dua istedin mi? Benim çocuğum namaz kılsın işte herkesten bir dua isteyelim. Dedin mi? Demedin. Sonradan da Allah-u Teala'dan utanmadan, sıkılmadan kalkıyorsun. Diyorsun ki dünyalık bir şey istiyorsun. İnsan utanır, sıkılır ya. Yani insan elini kaldırdığı zaman bir şey talep edeceğim. İnsan utanır. Hakikaten utanır. Ne talep edeceksin? Hangi yüzle talep edeceksin? Allah-u Teala senin emirlerin değil ki. Onun için de dua etmenin şartları bildirilmiş. Mesela önce günahlara pişman olup tövbe etmeli, istiğfar okumalı, sadaka vermeli, imanın ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiğine uygun olarak düzeltmeli, duanın kabul olacağına inanmalı, güvenmeli, iki düzü üzerine kıbleye karşı oturup önce hamd ve salavat okumalı, duayı 3'ten fazla söylemeli, haram şeyleri ve hasıl olmuş şeyleri istememeli, kabul olmadı diyerek ümidi kesmemeli, kabul oluncaya kadar da uzun zaman tekrar etmeli. Ve haram yememeli, haram içmemeli, haram şeyleri söylememelidir. Makamat mazhariyle diyor ki duanın kabul olması için ekli halal, sıdkı makal ve ihlas ile yapmak lazımdır. Çünkü hadis-i şerifte duanın kabul olması için iki şey lazımdır. Birincisi duayı ihlas ile yapmalı, ikincisi yediği ve giydiği helalden olmalıdır. Müminin odasında haramdan bir iplik varsa bu odada yaptığı duası hiç kabul olmaz buyruluyor. Şimdi şartlar böyle bildirmiş. Seyit Ahmet Rıfayi Hazretleri de buyuruyor ki Allah-u Teala'nın sevgili kullarını vesile ederek Cenab-ı Hak'tan bir şeyler istenebilir. Onları vesile ederek bazı ihsanlara kavuşulursa bu yardımları ve ihsanları evliyadan bilmemek lazımdır. İhsanı yapan Allah-u Teala'dır. Çünkü veliler kendiliklerinden bir şey yapamazlar. Allah-u Teala onları çok sevdiği için onların dua ve hatırı ile yaratır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saçları dağınık, kapılardan kovulan öyle kimseler vardır ki bir şey için yemin etseler Allah-u Teala onları doğrulamak için o şeyi yaratır buyurmuştur. Allah-u Teala sevdiği kullarını yalancı çıkarmamak için yemin ettikleri şeyleri bile yaratınca dualarını elbette kabul olur buyurur. Allah-u Teala Mü'min Suresinin 6. ayet-i kerimesinde bana dua ediniz duanızı kabul ederim. Tabi duaların kabul olması için o şartlar var. O şartlara riayet etmek lazım. Onların hiçbirisine yok. Ondan sonra da bu neye benziyor biliyor musun? Şimdi bazen diyor ki ya diyor ben baba olmak istiyorum falan. Peki evli misin? Yok. Hanım var mı? Yok. Nasıl baba olacaksın sen? Şam babası. Leylekler getirsin. Leylek getirsin. Veyahut da bir kadın bir kız işte oğlum olsun kızın olsun. Bunun babası yok, kocası yok yani. Evlenmesi lazım. Yani Allah-u Teala hem yaratamaz mı? Yaratır. Adem Aleyhisselam'ın anası da yok, babası da yok. Yok. Ana da yok, baba da yok. Öksüz. Cenab-ı Hak onu öyle yarattı. Doğru. İsa Aleyhisselam babası yok. Annesi babası yok. Cenab-ı Hak yaratmamış. Öyle yaratmış hatta. Cenab-ı Hak anası babası da yaratabilir mi? Yaratabilir. Adem Aleyhisselam canlı misaldir. Canlı misaldir. Babası olmadan da aynı şekilde Cenab-ı Hak çocuk ihsan eder mi? Eder. İsa Aleyhisselam onun canlı misalidir. Ama adeti ilahiyesi öyle değildir buyuruyor. Adet-i ilahiye söylediğinde. Sebebine yapışmak lazım. Oturdun ya da efendim ben üniversiteye kazandım. Önce çalışacağım. Ben cennete gideceğim falan. Cennete gideceksin, cennete götürecek amelleri yapacaksın. Cennete götürecek. Bunun için de şartlarına riayet edilerek ve biraz önce naklettiğimiz ehl-i sünnet alimlerin kitaplarında yazdığı o şartlara riayet ederek, sadaka vererek, tövbe istiğfar ederek Allah-u Teala'ya yalvarılırsa ve bu yalvarma anında da işte evliya-i kiram vesile ederek, onları vesile ederek veren Cenab-ı Hak. Ama bulutun yağmura vesile olduğu gibi Cenab-ı Hak bu sevdiklerinde duaların kabulü için vesile olarak yaratmıştır. Onları da vesile ederek dua edince duanın kabul olma ihtimali artar. Peki efendim. Mutlak her edilen dua kabul olur mu? Allah-u Teala çünkü bana dua ediniz, duanızı kabul ederim. Şartlarına riayet edilmişse kabul olmuştur. Ama ben görmedim diyor dünyada. Cenab-ı Hak kabul eder, ahirete bırakır. Evet. Ve hatta ahirette o duaların karşılığı verilince Diğerler derlermiş keşke bizimki de dünyada verilmeseydi, burada verilseydi. Çünkü oradaki sonsuz, kalıcı, buradaki geçici. İkisinin arasındaki farkı da iyi anlamak gerekir efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konu için. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, affolmak niyetiyle 40 hadis yazana Allahü Teala şehit mertebesi verir. Dünya geçicidir, burada kalınmaz. Ne kadar mal olsa murat alınmaz. Gafil olma, sakın geri dönülmez. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Halıkın dururken mahluka tapma, şeytana uyup da yolundan sapma. Haramlara dalıp dinini yıkma. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Azık topladın mı yola çıkman, ışık edindin mi aydınlanman. İki melek gelir sual sorman. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Ölünce çözerler belin kuşağın, gözüne görünmez olun uşağın. Yakasız kefendir örtündü şeyin. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Haram apartmanın arkada kalır, ummadın gelir hepsini alır. Gayrılar yer içer, senden sorulur. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Münker nekir gelir çınarlar gibi, gözleri yanıyor şimşekler gibi. Sorguya çekerler gökkürler gibi. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Cehennemin yedi dürlü yapısın, her birinin ateştendir kapısın. 80 yıllık yoldan gelir kokusun. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Tam ilmihal, Saadeti Ebediye. Müslümanlara yapılması emrolunan şeyler 4 kısımdır. Farz, vacip, sünnet, nafile. Allahü Teala'nın açık olarak bildirdiği emirlerine farz denir. Açık olmayıp zannederek anlaşılan emirlerine vacip denir. Farz veya vacip olmayıp Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem kendiliğinden emrettiği veya yaptığı ibadetlere sünnet denir. Bunları devamlı yaparak nadiren terk etmiş ve terk edenlere bir şey dememiş ise sünnet-i hüda veya müekket sünnet denir. Bunlar İslam dininin şiarıdır. Yani bu dine mahsusturlar. Başka dinlerde yokturlar. Vacipleri terk edeni görünce, terk etmesine mani olurdu. Kendisi ara sıra terk etmiş ise, sünnet-i gayri müekkede denir. Müekket sünneti, özürsüz olarak, devamlı terk etmek, mekruh olur. Küçük günah olur. Allahü Teala, bütün ibadetlere sevap vereceğini vaad etti. Söz verdi. Fakat, İbadete sevap verilmesi için niyet etmek lazımdır. Niyet emre itaat ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yaptığını kalbinden geçirmek demektir. Bu 3 kısım ibadeti belli zamanlarda yapmaya eda etmek denir. Zamanında yapmayıp zaman geçtikten sonra yapmaya kaza etmek denir. Eda veya kaza ettikten sonra, kendiliğinden tekrar yapmaya, nafile ibadet denir. Farzları ve vacipleri, nafile olarak yapmak, müekket sünnetleri yapmaktan daha çok sevap olur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ibadet olarak değil de, adet olarak, devamlı yaptığı şeylere, sünnet-i zevait denir. Elbiseleri, oturması, kalkması, iyi şeyleri yapmaya sağdan başlaması böyledir. Bunları yapanlara da sevap verilir. Bunlara sevap verilmesi için, niyet etmek lazım değildir. Niyet edilirse, sevapları çoğalır. Zevait sünnetleri ve nafile ibadetleri terk etmek, mekruh olmaz. Molla Gürani Hazretleri. O, dünyaca ünlü bir büyük alimdir. Mısır Sultanı, pek bir hürmet ettiği Molla Gürani'ye büyük iltifatlarda bulunur. Burada da insanlara dini İslam'ı anlatmaya devam ederken, Fatih Sultan Mehmet Han, onun hasretine daha fazla dayanamaz ve Mısır Sultanı'ndan onu İstanbul'a göndermesini ister. Mısır Sultanı bunu Molla Gürani'ye iletip, Mısır'da kalması için ısrar edince, Molla Gürani, Fatih'le nasıl bir muhabbet bağıyla bağlı olduklarını şu sözleriyle belirtir. Ey Mısır Sultanı! Sen bize büyük ikramlarda bulundun, imkanlar verdin. Fakat biz, Fatih Sultan Mehmet Han'la baba oğul gibiyiz. Mısır Sultanı, bu sadakate hayran kalarak, onu İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanına gönderir. Fatih'le Molla Gürani'nin kavuşması ise hakikaten görülesidir. Sultan onu önce Bursa kadılığına, sonra Şeyhülislamlık makamına getirir. 8 yıl boyunca Cihan İmparatorluğu'nun adaletinde, Allah rızası üzere olmasında büyük tesirleri olur. Ve 1488 yılında yetiştirdiği alimlerin ve hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek, son nefesinde en güzel kelimeyi bütün hücrelerine varıncaya kadar söyleyerek vefat eder. La ilahe illallah. Sultan II. Beyazıt'ın bizzat iştirak ettiği cenaze namazı, emsali zor görülen bir kalabalığa sahne olur. Bir büyük Allah dostunun ebediyete intikal etmesinin ayrılığı, binlerce kişiyi gözyaşına boğar. Molla Gürani Hazretleri, kendi yaptırdığı caminin önüne defnedilir. Aksaray-Topkapı arasındaki eski tramvay yolunun sol tarafında bulunan kabri, yüzyıllardır ziyaret edilmektedir sevenleri tarafından. Ömrü, İslamiyet'e ve İslamiyet'in hizmetçisi olan Devleti Aliye'ye hizmetle geçen ve ardında binlerce talebe ve sevenini ve 4 cami, bir Darül Hadis medresesi, bir hamam ve binalar bırakan büyük evliya Molla Gürani Hazretleri buyurdu ki, her halinizle ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri üzere istikamet sahibi olunuz. Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, namaz kılınız, zekat veriniz, hac ve umre yapınız. İstikamet üzere olunuz ki Allahü Teala da işlerinizi istikamet üzere devam ettirsin. Beden hastalıklarını tedavi etmek lazım olduğu gibi, günahlarla hastalanan kalbi de tedavi etmek zaruridir. Bu tedavinin tek yoluysa istiğfar edip günahları terk etmektir. İslam ahlakı. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Ehli sünnet alimleri söz birliğiyle bildiriyor ki, kıyamet günü bu beden tekrar var olacaktır. Fakat cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzeti zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh, bedenden ayrılınca kıyamete kadar her an yükselmeye devam eder. Cennette beden sonsuz kalabilecek evsafta, dünyadakinden bambaşka özellikte var olacaktır. Yükselmiş olan ruh, bu cesetle birleşerek kıyamet hayatı başlayacaktır. Cennette bedenin ve ruhun ayrı ayrı nimetleri, lezzetleri olacaktır. Yüksek olanlar, cennette de ruhun lezzetlerine ehemmiyet vereceklerdir. Ruhun lezzeti, bedenin lezzetlerinden farklı ve kat kat ziyade olacaktır. Ruhun lezzetlerinin en tatlısı, en yükseği de Allahü Teala'yı görmek olacaktır. Yüksek insanların, ariflerin dünyadayken ruh cennetine girmeleri, ahiretteki ruh lezzetlerinden bir kısmına kavuşmaları caizdir denildi. Bedenin cennetine dünyada kavuşulamaz. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Hatta dünya lezzetlerine hiç benzemezler. Allahü Teala cennetteki lezzetleri dünyada işiterek anlayabilmemiz için dünyada onlara benzeyen lezzetler yarattı. Böylece o lezzetlere kavuşmak için çalışmamızı emretti. Cennet lezzetlerinin tadını alabilmek için önce acı, sıkıntı çekmek lazım değildir. Çünkü cennetteki bedenin yapısı dünyadaki gibi değildir. Dünyadaki beden yok olacak bir halde yaratıldı. Takriben 100 sene dayanacak kadar sağlamdır. Cennetteki bedense sonsuz kalacak, hiç yıpranmayacak sağlamlıktadır. Aralarındaki benzerlik, insanla aynadaki hayali arasındaki müşabehet gibidir. İnsan aklı, kıyametteki varlıkları anlayamaz. Akıl, his organlarıyla duyulanları ve bunlara benzeyenleri anlayabilir. Cennet nimetlerini, lezzetlerini dünyadakilere benzetmek, onlar üzerinde mantık, fikir yürütmek, insanı çürük, yanlış neticelere götürür. Bilinmeyen şeyleri, bilinen şeylere benzeterek fikir yürütmek batıldır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'dan sesleniyorum. Yeşil Bursa'nın iki tepesini bundan önceki programlarımızda anlattık. Emir Sultan rahmetullahi aleyh ile Yeşil Cami ile Yeşil Türbe'yi bundan önceki programlarımızda sizler umarım ki kaçırmadan seyretmişsinizdir. Bugün de doğudaki 3. tepenin üzerindeyiz. Yani Yıldırım ilçesinin içerisindeki. Bu tepede de rahmetli Yıldırım Bayezid Han yatmaktadır. Türbesi hemen önünde. Yani kıble tarafında değil, kıblenin aksi istikametinde. Ekseriyetle sultanların yaptırdığı Selahattin camileri denilen camilerin ön tarafında kıble duvarından sonra hazirede türbe bulunur. Fatih Camii böyledir. Bayezid Sultan Beyazıt Han'ın yaptırdığı, 2. Beyazıt Han'ın yaptırdığı cami de böyledir. Süleymaniye Camii'nde böyledir. Efendim, ancak ilk zamanlarında Osmanlı'nın Hüdavendigâr Camii'nde olduğu gibi türbe kuzeydedir. Burada olduğu gibi türbe kuzeydedir. Yeşil'de ise türbe kıble tarafında, yani güneydedir. Bu camiyi 1390 yılında Yıldırım Bayezid Han yaptırdı. Tabi Niğbolu'ya gitmeden önce yaptırdı. Zaten 1389 yılında 1. Kosova Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra, yani zafer haline dönüşmesinden sonra babası Murad Hüdavendigâr rahmetullahi aleyh savaş meydanını dolaşırken o civardaki bir Sırplı beydi, yani kumandandı. Kumandanın kendisiyle görüşmek istemesi üzerine, ki bu da Sırp kralının damadıydı. Ölen Sırp kralının damadıydı. Dedi, bizim kayınpeder gitti. Herhalde krallık bana kalacak. Ben gideyim Murat Han'a özür dileyeyim ve kendisiyle bir anlaşmaya varayım dedi. Otağı Hümayun'a girdiğinde kendisine hançerle saldırarak şehit etmek üzere yaraladı. Kendi de tabii paramparça oldu. Murat Han da bu yaralanmadan bir müddet sonra şehadet şerbetini savaş meydanında içti. Savaş meydanında ilk şehit olan hükümdardır Murad Hüdavendigâr. İşte böyle bir babanın oğlu, tabii ki 2 oğlu vardı. Bu oğullarından birisi Bayezid Han, birisi de Savcı Bey idi. Yakup Bey idi. Savcı Bey, yanlış söyledim, özür dilerim. Yakup Bey tabii abisinden sonra padişah olacak kimse idi. Dolayısıyla o da orada vefat etmişti. Yıldırım Bayezid Han da orada tahta geçmiş oldu. Tahta geçtikten itibaren Yıldırım Bayezid Han hep ömrü at üstünde geçti. Anadolu'daki birçok Türk beyliklerinin birleşebilmesi için Osmanlı ile onları ikna çalıştı. Akrabalık yoluyla ikna çalıştı. Mesela Aydınoğulları Beyliği'nden İsa Bey'le, efendim, İsa Bey'e damat olarak onun kızını hanım olarak aldı ve dedi ki işte bu hanıma da bir çeyiz vermen lazım. Bu beyliğin arazisinde işte Virgi'den itibaren, Virgi, Ödemiş, Tire, o zaman Ödemiş yoktu zaten. Tire, İzmir bölgesini bize çeyiz olarak ver dedi. Böyle tatlı bir şekilde güçleri birleştirdi. Ancak Anadolu'daki bazı Türk beyleri kendilerinin bey olmasını daha çok tercih ettiler. Osmanlı'nın büyük bir devlet olmasına nazaran daha çok tercih ettiler. Etmeyeceklerdi. Beylik tatlı geldi efendim. Ve işte bu Yıldırım Han gelecek, bizim arazimizi yutacak, ondan sonra da bizi koyunlara çoban edecek. Niye çoban etsin canım? Sana da bir yerde bir beylik verecekti mutlaka. Bir sancak beyi yapacaktı, bir vilayete vali yapacaktı. Maalesef bu insanlar hırsla, şeytanın verdiği böyle vesvese ve kışkırtma ile birkaç tanesi bunların Timur Han'ın yanına kaçtı. Timur Han'ın da böyle Türklüğü birleştirmek için uğraşması neticesinde elinden toprakları giden birkaç beyi de Yıldırım Bayezid Han'ın yanına geldi. Her ikisi de ellerinde şeytanın hazırladığı büyük bir körükle iki hükümdarın arasını bozup düşmanca davranışlara ittiler. Tahrik ettiler. Teşvik ettiler. Canım, Yıldırım Bayezid Han da aklını kullansa da tahrik olmasaydı. Timur Han da kullansa tahrik olmasaydı. Bunu söylemek çok kolay. Bunu yapmak kolay mı efendim? Bize birisi gelse, nemmamlık yaparak bir laf getirse de dese ki Ahmet senin hakkında şunu söyledi. Aslı da olmasa o sizin zihninizde yer etmez bir insan olarak. İnsanı kamil olursa tabii bunlara aldanmaz. İleriyi görebilir. Fakat insanı kamil olmadıysa, serde de hükümdarlık varsa, bu konuda birçok da dedikodular yayılıyorsa etrafta, siz mecbursunuz topluluğu ikna etmeye bir şeylerle. Maalesef her iki hükümdar da işleri kan ağlasa da karşı karşıya gelmekten kendilerini kurtaramadılar. İki taraftan da sanki birileri arkalarından itti, çubuk ovasında bunları buluşturdu. Yıldırım Han galip gelmek üzereyken mağlup oldu. Tabii bu mağlubiyeti hazmedemedi. Kendisi Kosova'dan sonra Niğbolu zaferiyle Avrupa Hristiyanlarının birleşmesinin önüne set çekmişti. Onları darmadağın etmişti çil yavrusu gibi. Kendisi at üzerine koşarak binerdi. Koşarak binerdi. Yani sanki at gidiyormuş da o arkasından zıplayıp binmiş cesine koşarak binerdi. Ve bir görünürdü, ondan sonra da öyle hızlı sürerdi ki atını bir daha görünmezdi. Böyle Avrupa ovalarında kahramanca koşturan bir insanı maalesef iki tane fitneci iktidardan etti, hayatından etti. Bir hükümdarı da Türklere karşı savaşmış hale düşürdü, Timur Han'ı. Efendim dedikodu tahtları yıkar, evleri dağıtır, gıybet kanserden kötüdür diye boşa söylememişler. Kanser insanın nihayet canına mal olur. Ama bu dinini, imanını da kaybetmesine sebep olabiliyor. İşte Timur Han'ın yaptırdığı, yine bol mermer kullanılmış her tarafında güzel bir cami. Bu caminin önünde bir şadrıvanı var, kubbeli şadrıvandı. Daha sonra işte bunlar hasar gördükçe Osmanlı tarafından tamir ettirilmiş. Abdülmecid Han da buralardaki tamirlerde çok emeği olan bir hükümdardır. Allah ona da rahmetler eylesin. Son cemaat yeri yerden 1 metreden fazla yüksek vaziyettedir. Her ikisinde de mihrabiyesi vardır son cemaat yerinin. Üzeri de işte kubbeli, tonozlu şekilde planlanmıştır. Burada caminin önde en çok dikkati çeken şeyi diğer Selahattin camilerinde olduğu gibi bir kitabesi olmayışıdır. Bunun sebebini tam bilmiyoruz. Eğer idam edilen bir devlet büyüğü bir cami yaptırdıysa onun kitabesi konmaz. Tokat'taki Ali Paşa Camii gibi. Kitabe yok onda. Şimdi bu padişah intihar etmedi. Savaş meydanında öldü sayılır, düşman elindeyken öldü sayılır. Niye kitabesi konmadı? Onu bilmiyoruz. İhtimal ki yani İslam'a göre esir olan bir kimsenin yaptırdığı şey de tıpkı böyle idamla cezalandırılmışın hükmündeyse bu sanat eserleri hususunda o konuyu bilmiyorum. Bu konuyu Osmanlı'ya karşı tavrı olmayan hakiki tarihçilerin araştırmasına bence fayda görüyorum. Yoksa getirecekler orada intihar ettiğini söyleyecekler. İntihar etmeyecek kadar dini bütün bir hükümdardı. Şimdi caminin içerisini sizlere göstereceğiz. Ancak bu caminin çevresi şu anda şantiye gibi efendim. Şöyle bir geçersek şantiye gibi. Buralar eskiden lalettayin şekilde düzenlenmişti. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı burayı şadırvanı da elden geçirmek suretiyle zemini bir defa plaka taşlarla, plaka taşlarla güzel bir şekilde düzenlemiş gidiyor. Daha buralara gelmediği için ben tabii buraları sizlere gösteremiyorum ama burada iki şey var benim göstermek istediğim. Öbür yüzünde şadırvan ve cenaze namazının kılındığı musalla taşların üstüne iki üst örtüsü yapılmış. Bunu Ulu Cami'de de gördüm. Onu da inşallah Ulu Cami'yi çekerken sizlere göstereceğim orayı sıra geldiğinde. O kadar kibar, o kadar nazik bir şekle gelmiş ki efendim. Ahşaptan yapılmış bir kere. Mimarimize ahşabı sokmuşlar. Ve tabii biraz da dış şartlara dayanıklı olacak şekilde büyük kalaslar şeklinde bunları hoş bir mimari tarz vermişler. Kıvrımlı böyle cami nasıl kubbeli ise, kemerler varsa her kapının üstünde, her pencerenin üstünde. Aynı şekilde o da kemerleri taklit etmiş. Ağaç sevdalısı insanların eline düşmüş. Onları da çok güzel yapmışlar. Yakın zamanda açacaklarını bekliyoruz. Ayrıca Yıldırım Camii'nin ve çevresinin, yani Yıldırım Külliyesi'nin civarındaki bütün yollar trafiğe uygun bir hale getirilmiş. Bir yere kadar vasıtalar geliyor. Ondan sonrasında tabana kuvvet yürüyeceksiniz. İşte otobüsler için falan da Bursa'da umumi böyle hem Yeşil hem Emir Sultan hem Yıldırım için otobüsler içinde yeni kapalı park yerleri veya açık geniş meydanlarda park yerleri düşünülüyor. Otobüsle gelenler biraz daha fazla yürüyorlar. Küçük araçla gelenler parka koyuyorlar. Onlar da biraz daha yürüyorlar. Ama ziyaretçi kaynıyor. Tam Erguvan mevsimindeyiz. Mart'ın sonlarına doğru biz bu çekimleri yapmış oluyoruz 2014 senesinin. Tabii Erguvan mevsiminde Bursa'da hayat başka türlüdür. İnsanlar böyle kışın bunaltıcı havasından kurtulmuş, böyle yeni otluğa çıkmış kuzular olur efendim. Ot mu yesin, hoplasın, zıplasın mı böyle tekmeler mi atsın sağa sola? İnsanlar da böyle baharın getirdiği bahar yorgunluğunun yanında bir de bahar neşesine kavuşurlar. İşte Bursalılar bu bahar neşesine bu sene erken başlamışlar havaların güzel olmasından dolayı ve insanları hep sokakta görüyoruz. Böylece çevre için yaptığı belediyenin düzenlemeleriyle ev insanları bir nefes almışlar. Çaylarını, kahvelerini, içecekleri böyle oturacak yerler bulmuşlar. Bunlar eskiden yoktu efendim. Müzik sesi sonuna kadar açılırdı. İki insan birbiriyle konuşmak değil, bizim böyle avluda çekim yapmamız sakin bir şekilde mümkün değildi. Hem çevre çok güzel bir hale gelmiş sokaklar, hem de eserlerin avluları da modern bir hale getirilmiş. İnsanlar camiye geldikleri zaman evet bir ibadet edecekler. Yürüdükleri mekanlarda kolay yürüyecekler ve işleri ferah olacak bu gördükleri manzaralarla. Önünüzde de Bursa göz alabildiğine ovası, Yeşil Ovası devam ediyor. Hoş bir yer burası. Bu Yıldırım Camii'nin ve türbesinin ziyaretçisinin az olduğunu biliyorum. İnşallah seyircilerimiz beni utandırırlar. Bundan sonra ki görüşmelerimizde Yıldırım Türbesi'nin ziyaretçisi artık çoğaldı haberlerini sizlerden bekliyoruz. Yıldırım Han da memleket için, millet için canını feda etmiş, ölümden çekinmemiş birisidir. Kendisine rahmetler diliyoruz. Şimdi de caminin bir iç kısmını görelim efendim. Biz camileri anlatırken harime girmeden programı bırakmıyoruz. Orada da 1-2 dakikalık bir anlatımımız olacak. Şimdi Yıldırım Camii'nin harim kısmına girdik. Harimi de Yeşil Cami'nin olduğu gibi 2 bölümlü, 2 kubbeli. Birisi bu bölüm, yani mihrap bölgesi bölümü, birisi de kapıdan girişteki ilk bölüm. Tıpatıp sanki Yeşil Cami'nin aynı olarak imal edilmiş. İkisinin arasında 29 sene var. Hicriye vurursak 30 sene fark var. Çelebi Mehmet Han camini yaptırırken ihtimal ki ya aynı mimarı da buldu, yani İvaz Paşa'yı ben de öyle tahmin ediyorum buldu, ya da başka bir mimar ise, yani İvaz Paşa burayı yapan da başka mimar ise ona tembih etti ki babamın yaptırdığı caminin aynısı yapılsın. Aynı kanatlı camiler, her iki tarafta da aynı kanatları var. Efendim hakimlerin, kadıların oturacağı odalar var. Ancak burada üst tarafta hünkâr mahfili olarak kullanılan bir mekan var. Hemen girişin üstünde. Öbür Yeşil Cami'de olduğu şekilden biraz daha farklı görünüyor. Hemen altında bulunduğum şu kemer Bursa kemeridir. Birçok yapıda bu kullanılmıştır. Anadolu'da da bazı yerlerde vardır. Bu kemer ortası sivri olmadığı halde, en üst kısmı kavis yaptığı yer sivri olmadığı halde, düz durduğu halde, kilit taşı olmadığı halde nasıl bu kadar sağlam olarak yapıyı tuttuğu bence incelenecek, tezler üzerine hazırlanacak bir konudur. Şimdi şurada bir tabloyla karşı karşıyayız. Onu da söyleyeyim de programı burada kapatacağız inşallah. Minberi çok gösterişli değil, sade bir minber. Boyanmış üzeri, boya görmüş bir kere. Sonradan yapıldığını zannediyorum. Belki bir yangın neticesinde falan değiştirildi minber. Bir saldırıya da uğramış olabilir mi? Olur. Yunan'ın geldiği zamanda bu camiye saldırmış olabilirler de. Ama mihrabı sanki bütün camiye özenilen şekilde bu mihraba onun kadar da buraya özenilmiş. Yani caminin toplamı kadar bir özen gösterilmiş. Elektrikle aydınlatmayı yapanlar da sonradan hakikaten bu camiye layık şekilde hoş bir ışıklandırma yapmışlar. Mihrabı gördüğünüz gibi fazla derin nişleri yok ama 7 katlı yine bir padişahın yaptırdığı caminin mihrabında görülecek şeyleri burada görüyoruz. Aşağıda yine imamın hizasında böyle hafif bir niş görünüyor. O da bir eklentidir. Yanlardaki direkler dönmüyor. Dönse de dönmese de geldiğiniz zaman "Aa bu dönüyormuş" falan diye ellemeyin. Her gelen bunun dönüp dönmediğine bakarsa bu camiyi tahrip ederiz efendim. Böyle bir camiyi 1390 senesinden 1400 desek efendim neredeyse 600 küsür sene olmuş. 610 seneyi bulacak neredeyse. Bir caminin içerisinde biz bugünün insan olarak namaz kılabilecek kadar ferah ve tertemiz bir ortam buluyoruz. Buna şükredelim efendim. Yani duvarlara elleyip, yazılara elleyip, buralardan ellediğimizde biz ne yapıyoruz yani? Bu temas bize neye yarıyor? Hiçbir şeye yaramıyor. En azından oraları elimizdeki, parmağımızdaki kirlerle biraz daha kirlendirmiş oluyoruz. Bu da camiye karşı gösterilecek hürmet değil, hürmetsizlik davranışıdır. Bundan kaçınalım. Camilere hürmet etmek lazım. İbadethanelere hürmet etmek lazım. Hiçbir şekilde biz buraları bulduğumuz gibi bırakmazsak vebal altında oluruz. Bulduğumuz gibi bırakmaya mecburuz efendim. Dolayısıyla Yıldırım Camii'nde bu kadar anlattıktan sonra süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın bir daha başka Bursa programlarında buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalınız efendim.